Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazırdan ustazlar. Bugün navbatdagi sizler bilen sohbetimizle başlayalımız. Bugün inşallah usul doğrusu da usulge alakadar meselelerden muhtesar sohbetleşemiz. Usulge alakadar mesele degen de biz ahkamlar, akide meselesi bilen fikhi meselelerdeki İslam ümmetinin Kur'an ve sünnetke suyengen metillerge koygen bahaları doğrusu da. Yani metillerden kaysi derecede hukumlar alış. Doğrusu da kısa yapmışız. Usulge alakadar gelmiş. Ha, barchamizga malum ki İslam ümmetinin delilleri akideden bulsun, fikhten bulsun, Kur'an ve sünnetini metillerge suyanadı. Kur'an ve sünnetinin metillerge suyanarken, Kur'an ve sünnetinin metillerge müracaat kılarak her bitti amalini bir qatordan qilib ketala veradimi desa yo'q deydi ulamolar. Ba'zi amallar bor, u amallarni otini farz deymiz. To'g'rimi? Hanafiylarni usulidan qaraysak, ba'zi amallar bor farz. Ba'zi amallar bor vojib. Ba'zi odam amallar bor sunnat, keyin mustahab, muboh, makruh, mustakrah, harom. Amallarının biraz ihtilafları ihtimali var. Lekin bizde yetti. Şafiiler de vacibden başlanadı. Vacib bizdeki farzdan. Sünnet-i muakkede bizdeki vacibden. Ve onlar beşte bilen tohtatışarı. Bana şu taksimat kayırdan gelip çıkan. Nemeni farz deyimiz biz. Biz farz diyetkenimizde, bana bu amel farz diyetkenimizde, o şu farzligiga dalalat kıladigen arkadaki Kur'an ve sünnetinin kuvvet itibarı katten belgelengen. Mana şu, İslam ümmeti ortaya koygan usul hesaplanadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu farz, bu sünnet, bu vacib, bu makruh demegeller ki. Degelleri var ki, her bitti ameli sanamegeller. Biz bugün amel kılıyetken farz, vacib ameller doğrusudaki delillerini, asasen usulünü müştehitler işlep çıktı. Mesela bitti kaide var. El-emru tufidul vücub. Buyruk farzını ifade kıladı. Buyruk farzını ifade kıladı. Bu nime? Gramatik Arap kelimelerdeki undav keplerine tekişli. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de feliyasum dedi. Roza tutsunlar. Buyruk mu bu? Buyruk. Feliyasum dedi. Roza tutsunlar. Kim Ramazan ayıge yetip kilse roza tutsunlar. Buyruk nümene dalalat kıldı vacib ne? Vacib bu cahide farz manası da. Başka orunda Allah Teala nüme dedi? Ve aqimus salata dedi. Namazını kayim kılınlar dedi. Buyruk mu? Buyruk. Ve atu zekata dedi. Zekatını verinler dedi. Buyruk. Yani bu buyruklar farzge dalalat kıladı. Endi mana shu o'rinda hamma buyruq farzga dalolat qilaveradimi desa ulamolar yo'q deydi. Yana ba'zi ishkollar chiqadi. Biz buyruq farzga dalolat qiladi desak, yana ba'zi buyruqlar bor, ular farzga dalolat qilmaydi. Kulu washrabu va la tusrifu. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar deydi. Yemoq, ichmoq farzmi? Yo'q. Muboh. Lekin Kur'an'da buyruk gibi yaptı, yenler de yaptı. Yiyiş farzmaz. Bu başka karineler itibarıdan israf kumaslikke uygun etti. Vücudaki farz, israf kumaslik. Demek bana şu misallar ko. Şu misallardan kep çıkıp biz müştehit ulamalarının kılgen hizmetleri ne kadar bir kıyas ekelliğini düşünmüşümüz mümkün. Ulamalar bana şu itibardan matillerini mevkifini törge buluştu. Matiller törge bulunadı.
Matnlar to'rga bo'linadi. Buni yozganimiz yaxshi. Subuti qat'iy, dalolati qat'iy. Subuti mutawatir, dalolati qat'iy. Subuti mutawatir va dalolati qat'iy. Birincisi, subutu mutavatır, dalalatı kat'i. İki, subutu zanni, buyur mu? Parasiyasın. Subuti zonni va dalolati qat'i. Uchinchi. Subuti qat'i. Dalolati zonni. To'rtinchisi. Subuti zonni. Dalolati zonni. Demek, bunu yap katı ile posey kurarken, bu da mutavatır şartımız. Subutu katı, dalalatıyam katı. İkincisi, subutu zonni, dalalatı katı. Subutu katı, dalalatı zonni, subutu zonni, dalalatı zonni. Bunu farkında kısayım buladı. Birinci, subutu kat'i, dalalatı zonni. Subutu zonni, dalalatı kat'i. Subutu zonni, dalalatı zonni. Ne demek yani bu? Bu. Mutlak biz, Kur'an ve sünnetke müracaat kılarken biz, mana bu kategoriyeni, yani zavabit bular, usulünün asılları ne ajratmasdan turup, hukum aytolmaymiz. Aytsak noto'g'ri çıkadı. Subutu kat'i, ne demek yani? Subutu kat'i degeni bizgeçe yetip geliş tariqasının tavatırıge dalalat kıladı. Bizgeçe yetip geliş tariqası mutavatır. Raviler sonu şu derecede köp ki bu raviler sonu şu derecede kat'i ki ularını özara yalakange gelişip alışlığı tasavvur kılınmıyor. Bunlar yalakandan bilmemişi haberi tarikatken debu miydi? Bular şu derecede ko'p yo'l bilan bizga yetib keldi. Bular subuti qat'iy darajasiga chiqdi. Subuti qat'iyga nimalar kiradi? Masalan, subuti qat'iyga podshohlarning yashaganligi tarixda. Ha? Napoleon degan odam yashaganmi desa, biz aytamizki, yashagan deymiz. Qattan bilasan. Qattan bilamiz desa, xabarlarning soni shu darajada ko'pki, bir-birini tanimagan hamma odam Napoleonni tanigan. To'g'rimi? Ular şu haberini yetkazgan keyingi avlodga. Biz haberlerini kabul kılıçtan başka kanalımız yok. Bundan 10 asır oldingi odamlar nihayetten bilemiz. Televizyonu yok, haber başka bizge korsatılgan surat yok.
ularni faqat mana shunga o'xshagan subuti qat'iy xabarlar bilan bilamiz. Subut sobit bo'lish yo'li, tariqasi qat'iy. Dalolati qat'iy degani bizga yetib kelgan dalilning matni faqat va faqat bitta ma'noga dalolat qiladi. Boshqa ma'nosi yo'q. Kelgan xabarni o'qisangiz, o'tdagi boshqa ma'no ehtimoli yo'q. Har doim bitta ma'noga dalolat qiladi. Masalan, laysa kamitrihi shay. Alloh taoloning misoli yo'q. Alloh subhanahu va taologa hech bir narsani misol keltirmaymiz. Bu oyat qat'iy dalolat. Dalolati qat'iy, boshqa qanaqadir ma'nosi yo'q. Nimagadir o'xsharmikin? Bu kalimalarning nimasidir boshqa narsani dalolat qilarmiki yo'q. Dalolat jihatdan bir xil. Bo'ldi, keldi bo'lasizmi? Voy, ikkita nima, to'rt kishi keldimi? Zardob, sharoblashdi. Jizzaxdan keldik. Keldi-da. Jizzax bo'ldi. Nimachi? Farg'onachi? Chiqoqlik darmadi. Yo'q, kirmabdi. Demak, subuti qat'iy, dalolati qat'iy bo'lsa, bu eng kuchli, eng quvvatli dalil hisoblanadi. Bu bilan sobit bo'lgan amal farz bo'ladi. Mana shu dalil bilan sobit bo'lgan amal farz bo'ladi. Masalan, Alloh taolo falyasum dedi. Roza tutinglar dedi. Ha, buyruq, roza tutinglar deganda bu ma'noni nimadir boshqa ma'nosi bor yo'q, roza tutinglar deyapti. Roza tutishligimiz haqidagi oyatning subuti qanaqa? Mutawatir. Subuti ham qat'iy, dalolati ham qat'iy. Roza bizga nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Farz. Inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Tutmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. To'g'rimi? Va yana subuti qat'iy, dalolati qat'iy bo'lgan matnlarda inkor qilsa kofir bo'ladigan darajadagi aqida sobit bo'ladi. Aqida mana shu matn bilan sobit bo'ladi. Aqidada zonniy masala aralashsa, u bilan aqidani inkor qilsa kofir bo'ladigan matn isbot qilib bo'lmaydi. Ikkalasi ham qat'iy bo'lishi kerak. Ikkalasi ham qat'iy bo'lishi kerak. Subuti qat'iy bo'lishi kerak. Dalolati qat'iy bo'lishi kerak. Shunda aqidani inkor qilsa kofir bo'ladigan miqdordagi hukmi vojib bo'ladi, ya'ni sobit bo'ladi. Masalan, La ilaha illallah. İmanın birinci rükmü şehadet. Eşhedü en la ilaha illallah. Allah'tan özge ilah yok. Bu itikatte dalalatı kat'i. Allah'tan özge ilah yok degen dalalat matın kat'i. Başka ne kadar dalalat kımıydı? Allah'ını ilahlik manasında yegane zatlıge dalalat kılar. La ilaha illallah hakkıdaki matınlar yani sanağı yok derecede. Davattır. Kur'an-ı Kerim fakat şunu üstüne kurdu. Yani hadisler fakat şunu gözler alakalar. Demek şu farişteler hakkındaki iman. Subut kat'i, dalalat kat'i. Kitaplarla iman. Subut kat'i, dalalat kat'i. Peygamberlerle iman. Subut kat'i, dalalat kat'i. Kaderle iman. Subut kat'i, dalalat kat'i. Ölgenlikin kaydettiniz ki iman. Subut kat'i, dalalat kat'i. Bunlar bittesi kembolsa iman yok alakalı. Hamesi İman keltirish kerak bo'lgan narsa. Endi ikkinchisi subuti zonniy dalolati qat'iy. Subuti zonniy degani nima degani desa, bizga yetib kelish tariqasida xabarlarning quvvati mutawatir darajaga chiqmagan. Xabarlar bizga yetib kelishligi mutawatir darajada emas, roviylarning soni har bir tariqada 10 dan oshiq emas. 10 bu o'zi nisbiy raqam. Masalan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 sahaba rivayet kıldı. 10 sahabadan kemide 10 tabi'in rivayet kıldı. 10 tabi'inden kemide 10 tabi'a tabi'in rivayet kıldı. Ondan keyin muhaddis onu özünü kitabıya kilitti. Bana bu mutavatır degen. Kemide 10 bize. Ondan köpem olurdu. Ondan pas bolsa, ondan pas ta üçlük gece aziz hesaplanırdı. Biz uzun mutlak olamız. Mutavatırı ikincisi neydi? Ahad dedi. Ahad tariqada kelgan bo'lsa, uning subuti nima bo'ladi? Zonniy bo'ladi. Zonniy, qat'iy bir narsaga qaror qila olmaysiz. Nimaga? Bitta odam rivoyat qilgan matn bilan butun ummatning aqidasini sobit qilib bo'lmaydi. Bu xavfli. Chunki bitta odamning rivoyati balki u ma'no rivoyat qilayotgandir.
Bu ihtimallerini keltirip çıkaradı. Belki o adam eşliyetken de adaşkendir. O adam o işançlı adam da dinige hıyanat kımaydıgen sağlam salamat adam. Lekin o ta biz geçe yitip gelerekken raviler, rivayet kılıyetken adamlar içi de o mananı rivayet kılıyetti mi? Metinini rivayet kılıyetti mi? Buradaki işanç kat'i karar kalıp kabul kabul miydi? Bir kişiden kılıngan rivayet ne deyiledi? Zanni deyiledi. Lekin dalalatı kat'i. Gepriyebken cümlesi kat'i. Bitti misal keltiremiz. İmam Müslim'deki gen cariye hadisi. İmam Müslim el-kelam fissalâ degen bab açıp namazda gepiriş babı. Açıp uşa babda babda. Bir çoruğunu azat kılıç hakkıda metnini keltirgenler. Çoruğu hocayını azat kılmak için oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan soradı. Hadise biraz huzurlu. Bu adam bir cahaya seferi gitken idi, geldi, namazga kirdi, namazda asıl namazıydı benimce, iktidar kıttırıldı, bir kişi aksi vurup elhamdülillah dedi. Bu namazda turgenceyi de yerhamdülillahi ve yeşfik dedi. Şimdi yanındaki sahabeler unge karab gözlerini bundan da kılıçtı yani, cahil kılıçtı. Namazda gafir yapsan dedi. O yani, ne gibi humre yapsan dedi, namazda. Kullas galavar vurup gitti. Namaz tükürgenleyken her gün adamlar bunu vurmak için buldu. Peygamberimiz hey hey dediler, tohtalar indirdiler. Yani her gün adam gittiler ki sen dediler. Marwan ibn-i Hakem as-Sulami miydi? Şu sahallahu Allah Allah radıyallahu anh. Sen dediler, bu namazda adamlarını yapın getirme. Namaz şuna kadar ibadet ki bunda bendelerini yapın sözü. İşletilmeydi dediler. Bu namaz aldın, bu adam aldın, namazda gepiriş mümkünliğini körgen adam. Aldın mümkün idi. Kiyin namazda buna kadar gep tohtatır genedi. Bunu bir bayağı genedi. Adamlar bugün hücum kupa genedi, peygamberimiz tarafına o genedi uçun. Bu biraz erken elde. Kanaka mağla oldu. Ey Allah'ın Resulü dedi, bir çorum var idi. Yani cüret taptı Resulullah'a iltimas bir yer. Çorum barıdı, şunu azat kımakçıydım. Rivayete harf edin. Onem iltimas kılıyordu, onemin namından azat kımakçıydım. Yok ki uğruldum. Uğruk boyu gelmek için azat kımakçıyım ben. Kullas ne bu gendeyim? Azat kılıç. Degen de Peygamberimiz ab kere oluyor dediler. Ab kildiler, hani uşa cahide Müslüm kildirgen hadiste. O uşa rivayetini, ravisi ne mi? Zanni. Yani ahat rivayet giyiyor. Müslüm'de ahat oldu. Lekin dalalatı kat'i cümle işlete düşetti. Dalalatı kat'i cümle. Peygamber aleyhisselam çoruya karar, ayna Allah deyirler. Allah kayırdı. Arap lügatına göre ayna Allah. Cümle kat'i. Başka ne kadar dalalat kılıçlığı? İhtimali yok. Ayna. Onu ne dedi? Kalet fissenler dedi. Osman'da dedi. Dalalat kat'i mi? Kat'i. Şimdi o şey hadisteki subutu zanni hadisini dalalatı kat'iliğini itibarge alıp biz bir çoru Allah asmanda dedi, demek asmanda iken deyip akideni özümüzge joylaştırıp alışlıgımız toplamaz. Ne demek? Çünkü o şey çoru bir tane çorudan sorulgen hadis bütün ümmetinin inkar kılıp bu meyliyen akidesini sabit kılıyor. Ne için? Çünkü sübut-ı zanni. Sübut-ı zanni. Aynallah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yok. Hadis-i şeriflerde, başka hadislerde yok. Aynen o şey, hikaye, yani şu vakiye. Başka rivayetlerde mutlaka başka şekildeki gel. Bu hadis bir manada zanniliği gel. Ulamalarını ündegenlerse, yani şu hadis, ravi bir hıl, çoru bir hıl, azat kılınışı bir kıl, salallar harfıdır. Şu yan tutku bu gel. İmam Ahmet'in musnetleri de Peygamber aleyhisselam çoruğunu çakırıp yegerlerden ki Eteşhedine en la ilahe illallah de yerler. Allah'tan özge ilah yok ligige şehadet beresen mi de yerler. Aynallah degen saval bilen Allah'tan özge ilah yok degen yapke şehadet beresen mi degen yap birbirine cemle bu meydigen. Doğru mu? Umuman başka cümle. Bu umuman başka cümle. Hadise bir, kahramanlar bir, adamlar bir. Ne ki rivayet iki yıl geliyip de. Bana şu zanniliğe sebep şundan.
Bir adam eşitken nersesini özü çüngendik arkaya ötkılışı mümkün. Yakında hemme kurdu bunu, hemme biledi. Bir illikte adamını saf kıp koyuşu, saf kıp. İllikinci adam gibi borgende özü mutlaka başkanasıyla aylak ederdi. Kurdu gel bunu. Birinci motosikli haydaşligini. Motosikli haydaşligini logosunu görsetken. 50-ci adam samolyot 3 yürü geldi mesela. Yani rivoyatni bir manzilini o'zida, bitta makonni o'zida o'zgarib ketishib ketadi bu. Endi 14 asr oldingi rivoyat bugunga qadar bizga yetib kelishligida muhaddislar agar o'rtaga o'zlarini ijtihod harakatlarini qo'ymagan deydi, nimalar bo'lib ketmasa-da. Qur'onni bunaqa muhofaza bo'lib turishligi ulamolarning mehnatining samarası. Allah subhanahu wa ta'ala vaade vergen de bu şey vaadeni ulamalarının mehnetinden bizge korsatken. Müslüm rivayet kılgen hadis bilen başka şu hikaye, şu hadisedeki rivayetlerini salıştırgen ulamalar etedik ki 5 yıl tarikada bu hadise rivayet kılgen. Bunlar içi de İmam Müslüm'nin rivayeti %100 mana rivayet kılgen. Mananı rivayet kılgen. Ravi işlerken özü çüngen narsını rivayet kıyken. Cümleni birde bir işken edek rivayet kıyken. Bunge kat'i karar kılalmayız. Ne demek? Çünkü zamni, sübutu zamni bunu. Şimdi değil mi? Ana uşan uçun şikayetten çıkıyordu. Metillerini sübutu kat'i dalalat kat'i, sübutu zamni dalalat kat'i, sübutu kat'i dalalat zamni, sübutu zamni dalalat zamni'ni acrata almayan adam metillerini okuyordu da. Ha demek deyip akide yazıyordu. Hadi şuna kadar cemaat var. Aynı Allah deyip soru verdi. Eğer fiş zaman demeseyiz, kafirsen deydi. Akide sabit kıladı bunu. Bir adamın kafir deyiş için delil kat'i buluş gereği. Doğru mu? Delalet kat'i buluş gereği. İhtimal bilen bir adamın kafir deyip miydi? Kaide var. Bir adamın imanı yakini bilen sabit buldu mu? Yakini delil deydi bunu. İlmi yakin deydi bunu. Yakini delil bilen sabit bulgen iman, ihtimali delil bilen sabit bu miydi? İlla yakini delil bilen sabit buladı. Allah'ın yakkeligine iman kentirgen adam, Allah'ın yakkeligine inkar kıyken de kafir buladı. İhtimali onu cepheden kep çıkıp sen murtad buldun cişki hiç kim hakkı yok. Çünkü deliller mutaarruz bulmaları. Adamlarının kuruya bir buyulmayan. İslam ümmeti şuna kendi zavabitlerini işlep çıktı ki müştehitlerinin kıyan ümmetki kaldırgen bibaha sabarası şundan ibaret ki İslam ümmeti cahillerinin kolunda oyuncak buluşki hiç kim ruhsat vermeydi. İslam ümmeti ulemalarge bu yükünü yükledi. Ve ulemalar bunu ala derecede kiyinge vatki yetkazdı. Demek Müslüm rivayetindeki aynı Allah'ın özü bilen karar kabul kılar mıyım? Sebep? Sebep ne demek? Sıbıtı zanlı yönü. Zonni. Dalolat qat'iy bo'lgan taqdirda ham. Bunda biroz yana masalalar bor. Mana shu o'rinda subuti zonni, lekin dalolati qat'iy masalalarda ba'zi mavzular aqidada hujjat bo'ladi. Ba'zi masalalar mutlaq emas. Bu nima desa, ohod bilan zonni dalolat zonni subut bilan ohod bilan bizga yetib kelgan, lekin sahih rivoyat. Rivoyat sahih. Dalolati qat'iy. Bu bilen akide sabit buladı. Lekin inkar kıyan adamını kafir diyor muyumuz? Ahli bid'at deyimiz. Mesela kabir azabı. Kabir azabının sübutu zanni. Mutavatır hadis yok. Her bitti hadisini örgenseniz o şey hadis bizge zanni tarikadan yetip kıyan. Lekin biz akidemizde kabir azabı hak. Doğru mu? İnkar kıyan adamını ahli sünnet ve cemaatten çıkan deyimiz. Mutezile deyimiz. Doğru mu? Mutezile kafir mi kafir mi? Kafir mi? Mutezile ahli bid'at. Ahli bid'at. Biz kabir azabını akidede sabit kılarken biz onu kat'i dalalat, kat'i sübut bilen sabit kılıyız. Aslen. Lekin zanni sübut bilen, kat'i dalalat bilen sabit kılarız. Nima uchun? Kabir azabı hakkındaki hadislerinin barchasining sihhati sahih. Bu vacibke dalalat kılarız. Yani bir ikinci tarika vacibke dalalat kıladı bizi mezhepte. İnkar kıyan adam kafir bu miydi vacibine?
Nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Endi biz ahli sunna va jamoada yana shu gapni gapirib ketish kerak. Bu bugungi kundagi hizbiylarning ya'ni sathiy tushunchasi bilan bu gapdan o'ziga foyda chiqarishga urinmasin, qo'ldan kelmaydi. Biz subuti sonli deyapmiz qabr haqidagi, masalan, mahshardagi, havz kavsar haqida, mezon haqida, sirot haqidagi dalillar barchasi subuti sonli. Dalolat qat'iy bo'lgan taqdirda ham. Imom Mahdiyni chiqishlari, Dajjolni tushishlari subuti sonli. Iso alayhissalotu vasallamning tushishlari subuti sonli. Bizga kelishlik tariqasi sonli. Dalolati qat'iy hadislarda. To'g'rimi? Endi buni deydi ulamolar. İnkar kılsa, sıhhatini inkar kılsa kafir buluş ihtimali var. Çünkü subutu zanni bulsa da sahih rivayetler, İmam Müslim'de, İmam Buhari'de tuttu. Ayşe anamızdan rivayet, Peygamber aleyhissalatu vesselam her namazdan ki kabirden, azaptan panah dilerdiler. Sahih rivayet, sıhhatini inkar kılsa hafli. Ondan taşkarı, o şey subut, subutunu zanni mi kat'iyliği doğrusu da hem ikhil gel var, bittesi. Rivoyat jihatidan subuti qat'iy bor, ma'no jihatidan subuti qat'iy bor. O'zi subuti zonli bo'lsa-da, ma'no jihatdan subuti qat'iy masalalar bor. O'sha qabr azobi to'g'risidagi rivoyatlar ma'no jihatidan qat'iy. Ma'no jihatidan subuti qat'iy. Bu nima degani? Nima degani bu? Bu hadislarda sahih rivoyatlarning mavzulari turli. Bitta mavzu emas. Masalan, Payg'ambar alayhissalotu vassalom qabristondan o'tib ketayotganlar, qabrga ikkita narsani tiqib qo'ydilar. Hadis sahih, rivoyati zonli. Ahad. Boshqa joyda namozdan keyin duo qildilar, namozdan keyin duoda qabrdan panoh so'radilar. Boshqa joyda yana qanaqadir bir boshqa mavzu bo'ldi, qabrdan panoh so'radilar. Sa'd ibn ya'ni Muoz radhiyallohu anhuni qabr qisdi dedilar, mavzu boshqa. Mavzularını yig'ishtirib kelsangiz tariqalari oxir, lekin o'sha mavzularni bir-biriga jamlab turgan mavzu qabr azobi haqida. Buni nima deyiladi? Ma'nan mutawatir deyiladi. Ana shu tariqani inkor qilgan odam kofir bo'lish ehtimoli bor. Unda ma'nan mutawatirga chiqsa, qat'iyga bu qo'shiladi. Subuti qat'iyga qo'shiladi. Demak, birinchisida farz, ikkinchisida vojib, uchinchi subuti qat'iy dalolati zonli. Subuti qat'iy. Qur'oni Karimning oyatlarini 100%i subuti qat'iy. Bitta oyatni inkor qilgan odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Lekin Qur'onning lafzlarini hammasi dalolati qat'iymi yo'qmi? Yo'q, zonniysi tiqilib yotibdi. Kecha bir bahs qildik, ko'rganlar bormi yo'qmi? Yad haqida, yad. Yadullohi fawqa aydihim. Yoki oqolat yahud yadullohi mag'lula. Ha? Gullat aydihim. Allohga yad sifatini Alloh Qur'onda sabit qilyapti. Bal yadahu mabsutatan dedi. Yahudiylar Allohning qo'lida bitta qo'lni zikr qildi. Alloh taolo ikkita qo'lni zikr qildi. Bal yadahu mabsutatan dedi. To'g'rimi? Ana shu yad kalimasi dalolati qat'iymi zondaymi? Dalolati zonli, yadni bir necha ma'nosi bor. Bitta masalaga qat'iy qaror qabul qila olmaymiz. Hech kim ayta olmaydi, mana shu yaddan ko'zlangan murod mana shu, boshqa ma'nosi yo'q deya olmaydi. Deya olaydi, yo'q. Hamma ma'noni u ko'taradimi? Ko'taradi. Yad javorih a'zo sifatida keladi. Yad bir sifat sifatida keladi. Ha, yadni kuch ma'nosi bor, ne'mat ma'nosi bor, qudrat ma'nosi bor. Bu beşte ma'noni hammasi yadga yuklasa ko'taradi. Qaysinga qaror qabul qilamiz? Alloh taolo bal yada bu mavsutotdan dedi. Balki Allohning qo'li, ikki qo'li ochiqdir dedi. Qaysi ma'noni beramiz? Qo'l ochiq. Qo'l ochiqni bersak, Alloh subhanahu taoloning qo'l sifatini ibtol qilib qo'ygan bo'lmaymiz? Qovini bersak, ne'matni ibtol qilgan bo'lmaymiz? Ne'matni bersak qovini ibtol qilgan bo'lmaymiz? Ha, qaror qabul qila olmayapmiz. Qila olmaymiz ham. Hamma ma'noni ko'taryaptimi? Ha, demak bu nima bo'ldi? Dalolati zonli bo'ldi buni. Dalolati zonli masalalar bilan Allohning qo'li bor deb a'zo
nimet, kudret, kuvvet ispat kılar mıyız? Ne demeyiz? Kur'an'da kendi kelime bulsa şunday okuyemiz. Emir ruha kema ca'at deyiz. Salaf aytganidek. Kur'an'da kelgenidek okup ketavur deyiz. Mana desa, mananı Allah'a tafviz kılamız. Bilmeyemiz ki kaysa mananı irade kılayıp Allah Ta'ala. Biz karar kılsak, kat'i karar kılsak. Biz aytgan karardan ziddi bulsa Allah'ın iradesine karşı yürgen bakmalarız. Şunu yapsın mı? Ana uşan için bugünkü kündeki adamlarını bu mafkumdan, düşünceden masuvaliği sebepli cancan çıkartışı yaptı. Geçen iki de savaş verdik, tügedi, kaç bir tüp adamı var. Cevap veren miydi? Kirgen meselesini yakışı bilmiydi, ne hakkında yap yapılışı yaptı bilmiydi. Allah'ını selef düşüncesi bilen, özü ispat kılgenler sana ispat kılamız diye yaptı. Bana eti yapmam, bize mi şuna ispat kılamız? Demek bunda farkımız yok. Biz salaf nimetimizde şuna kadayımız bize. Ha? İnneyti yaptı, ben de yaptı, keyfiyetini Allah'a tahfiz kılamam, mananı ispat kılamam de yaptı. Bana eti yapmaya ki yok. Ben mananı Allah'a tahfiz keyfiyet Allah subhanahu wa ta'ala'ya nispet vermeyemiz, bila keyf neyimiz. Bila keyf, bila keyf, bila keyf. Hamma aytgan bunu. İmam Abu Hanife ham aytgan, İmam Malik ham aytgan, İmam Şafii ham aytgan, Abu Zur'a ham aytgan, Abu Aliye ham aytgan, hamma aytgan. Alloh subhanahu va taologa kayfiyat isbot qilinmaydi. Kayfiyatni tafviz qilinmaydi. Kayfiyatni tafviz qilish qanaqa bo'ladi? Qandaydir kayfiyati bor-u, biz bilmaymiz uni. Allohga kayfiyat isbot qilyapti, biz bilmaymiz degandek. Buni ya'ni yanada sodda varianti Alloh jismu lakal aytsam deyapti ular. Allah cisim, lakin başka cisimlerine okşamaydı deyildi. Bu hataydı. Hatalığını bilip kaldı, savalda bilip kaldı. Böyle kuruyla sizlere tavsiye. 40 minutke varmadı sohbet. Savalga cevap verişlik imkaniyeti yok idi. Umaz bundan kettelerden beri almaydı. Beri almaydı. Çünkü mafhum hata. Salafki ergeş yapman degen dava bilen hemen salafki ergeş yapken bu beydi. Salafının metnini okup uzu mana ayeti yaptı demek uzu hatada oldu. Toğrulak koysayız, salafının fahmı ne miydi? Bile keyf idi. İmam Malik'ine misal getirdi, uyar. He? İstava ma'lum. Vel keyf mechul. As-su'al anhu bid'a. Ve antarajunun su. Şu tarikayı getirdi. He? İstava minhu ma'lum dedi. İstava Allah subhanahu wa ta'ala'ya nisbeten ma'lum. Diyebdi. Ben ayet yapmam, bu rivayeti kat dikildirdiniz. Ayetin. Kim ayet yapmam? İmam Malik ayet yapmam. Kim rivayet yapmam? İmam Malik'ten kim rivayet yapmam bu yapmam? Hemen muhaddis mesmen deydi. Bir adam bir delil kildirirken, ben muhaddis mesmen deyip ki, kaçıp geçişliği doğurmaz. Delil kildirdin mi? Bunun sıhhatini tekşir. El-istiva minhu ma'lum degen tariqa İmam Malik'e nisbeten zayıf. Bunaka tarikada bu gap yok, İmam Malik bu gap diyebilir mi geldiler? Sizden kertiramayız mı kertiramayız mı diyebilir miyim diye. Ben ayet yapmayın ki kertiramayayım mı? Ben sebebini bilemem. Kim rivayet diye? İmam Bayhaqi. Asma sıfatı kertirgen. Kimden kertirgen? Abdullah ibn Vahab'den kertirgen. Abdullah ibn Vahab. İmam Malik'ini şagirdi. Abdullah ibn Vahab'a dediler. Ben dediler. Hadis toplaş filan cüde kub şugurlandım. Hadislerde şunu okuyup cemledim ki ahırı varıp hayran bakıp aldım degenler. Yani topiki kırıp aldım degenler. Bunu üstüne kıl, bunu üstüne kıl diyebdi. Nime kılıcı bilmeye kaldım degenler. Ki İmam Malik'e robara bu gelinde İmam Malik beni kutkardı degen. İmam Malik leys gibi. Zatlar beni kutkardı. Bunu size emel kıl, bunu size emel kılı beni korsatı bir işte. Sebabını bana ümürsüz düşündür bir işte. Abdullah ibn-i Vahb eydediler ki İmam Malik'in aldığı bir kişi kırdı. Ar-Rahman alal arşisteve. Bu mesele. Bunu da aldınız. Ar-Rahman alal arşisteve. Rahman arşke isteva kıldı. Keyfel isteva. Yani keyfe isteva dedi. Keyfe isteva dedi. Kandey. Keyfiyeti soru yaptı. İstevanın manasını soru yaptı. Keyfe isteva dedi. İsteva kandey dedi. Diyende İmam Malik biraz cımtır geldiler. Biraz nasıl ence uzun cımtır geldiler. Terlap gitgenler, cahiller çıkan. İbn-i Vahb eytirdi, cüda kattık cahil çıktı. Kim başını götürüp, onge karar ettiler ki. İki kıl rivayeti var. Bittesinde, el-istiva
gayri meçhul diye. Ha? Vel keyf minhu gayri ma'kul. Degenler, es-suale anhu bid'a ve anta rajulusu degenler. Akhricuhu diyor, kat hayda varıyla bunu degenler. Yine bittesi de, vel keyf minhu merfu' degenler. Vel keyf minhu merfu' yani, keyfiyetinin manası Allah'a nisbet verilmeydi. Keyf, bu mahluk bu. Bana bu tarika sahih. Aittim ben, bana şu tarika sahih bana. Kimliğini o ayetliği yapman dedim, bozdu. Kim başka manada tüketti, bizi başta etken dedi. Ulu meselesine girişmeyimiz, fakat yat meselesine yaklaşırız dedi. Bana şu savalda ulu meselesine tüketti. Allah'ın ulu zatı ulu mu, ulu zat mı, ulu kadır mı diye başka tüketti. Hullas, mavzumda biraz çap geçti. Demek, bana bunların bilimiydi bunların. Dalalatı, subutu kat'i, dalalatı kat'i, zon kat'i, subutu kat'i, dalalatı zonni meseleler var. Kur'an'da hem bir pençe ayetler var. Yat kelimesinin dalalatı zonni. Zonni dalalat bilen akide sabit kılınmıyor. Ne kılınadı? Eğer Allah'ın sıfatları doğrusu da dalalat zonni kılgen bulsa, emir ruha kema ca'at deyilir. Kandayı kılgen bulsa, şunu da oku utkız varladı. Manavi kılışılmıyor. Mananı sonrası aytiradı ki, managa kirmedi, Allah'a tapşıramız değil. Allah bunda altı kıl mana var, yattı. Kaysi birini irade kıl yaptı, bilmeyiz biz deyiler. Biz bundan bir habermiz, çünkü Allah'ın iradesine tecavüz kılmayız. Allah'ın iradesine tecavüz kılgen adam, Allah'a nispeten tecavüz kılgen baladı. Yahudiler tecavüz kıldı, doğru mu? Ne mi deyişti ola? Yadullahi mağlule deyişti, Allah'ın kolunu bağlık değişti. Şu orunda Kurtubi tafsirde acayip nasıl kirtirgen? Mesela bugün Rubaroyiz'den çıkan bazı şunaka salafi düşünçedeki bola etişi mümkün. Demek ki Yahudiler yadullahi mağlula dedi. İmam Tabari kirtirgen bunu. Bitti kolunu nisbet bir mahcup oldu Yahudiler. Allah Teala ikide kolunu nisbet verdi. Eğer biz şunaka değişi mümkün de bu cayda kolunu nimet desek nimet ise Allah'ın nimetleri ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha adadı yok diye yaptı. Eğer sen nimet desen bu cayda fakat ikide nimet bulamaydı mı? Mantıkan doğru mu? Yok. Doğru. Mantıkan karasayız doğru. Tabariye bunu getirgenler. Bu salafının fahmını kuvvetler şunu getirgenler. İmam Kurtubi dediler ki eğer farazan tavil olarak bu cayda nimet desek nimetine adak yani nimetini sonunu sana mı yaptı bitti? Cinsini sana yaptı. Cins. Sana bakmaz. Cinsini zikir kılı yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan İbn Abbas'ta rivayet var. Münafık, münafık. İkide koyunun ortasında kop ketken içkiye okşaydı. Ungeyen, bungeyen var almaydı. Çünkü okşayken hadis var. Bu cahide maksat ikide koyunu ikide ligige dalalatmaz. Ortada gene müstelip ligige dalalat. Hop. İkide nimet degan ma'noda qanday qilib quvvatlash mumkin buni desa, Imom Qurtubi aytadilarki, ni'matul dunyo va ni'matul oxira bo'lishi mumkin. Bal yadahu mabsutatan degani Alloh taolo dunyoda ham ne'matini beraveradi, oxiratda ham ne'matini beraveradi degani. Bu ma'noni aytarkanmiz, bu ma'no zonniy dalolat, lekin Allohning qo'l sifatini inkor qilaroq bu gapni gapirmaymiz. Mu'tazilalardan farqimiz shu. Demak kat'i dalalet, kat'i subut, zonni dalalet ihtimali bir neçe manaya dalalet kılışı mümkün bulgen zonni dalaletler Kur'an'da var. Zonni dalaletler bilen yakini ilim sabit bu miydi? İhtimaller sabit buladı. İhtimaller iştihad buladı. El iştihad la yunkadu bil iştihad. Kaide bu, yazı var hiç gerek. El-iştihad la yunkadu bil iştihad. İştihad, iştihad bilen sindirilmeydi. İştihad, iştihad bilen sindirilmeydi. El-iştihad la yunkadu bil iştihad.
El iştihad la yunkadu bil iştihad. İştihad, iştihad bile sindirilmeydi. Yet kelimesi de altı da mana bulsa, joyiga qarab, mana bu mananı kuvvetleyemem degen odamga, başka manalarını inkar kılış hukuku verilmeydi. Şimdiyiz mi? Mana şu koldan murat, mana şu, manası malum dese, kaysi manalarım değil, dok değil. Selefiymen diyetken, Allah'ke, Osmanlı'da diyetken, kolunu Allah'ke, manasını ispat kılıyetmen degen odamlarga, keyfiyetle mananın ne farkı var deyin cevap vermeydi. Hiç kaçan cevap vermeydi. Hop, yet, ne mana değil? Ne mana? Sen mananı ispat kılma, mana malum diyebilsen. Yetten ne mana değil? Mene bu mana dese, kolgen beş de mananı inkar diyetken bana. Allah subhanahu wa ta'ala'ya ihtimali ispat verilmeydi. Ne dediğimiz? Kur'an'da kelgendik ispatını sabit kılamız. Lekin mananı Allah'a tafviz kılamız. Bu şimdi kutular. Bu salafning düşüncesi, salafki ergeş yapman degen gapmilan salafning düşüncesiga zıt gapni gapirgan odam salafga ergeşgan bo'lmaydi. To'rtinchisi subutu zonni dalolati zonni. Zonni yutubut va zonni yuddalala. O'zi kelishi zonni tariqasi mutawatir emas ohad yana dalolati ham zonni. Dalolati zonni bir cümle bir nece hal manasını ifade kılışı mümkün. Demek birincisi de farz sabit oladı, ikincisi de vacip sabit oladı, üçüncüsü de muhakkede sünnetler sabit oladı, dördüncüsü bu yani hüküm icrakı mıydı? Müstehab deyin, mübah deyin, niyetke kadar özgürlükte doğru bu mesele. Haramam şu, bir mesele haram deyiş için sübut kat'i, dalat kat'i buluş gerek. Yani bu mesele haram deyiş için haram değil mi? Farz narsa, saklanış farz bo'lgan narsa. Bizning mazhabda Hanafilarda shuning uchun ipak kiyim erkaklarga nima hukmi? Nima asosda harom? Hadis. Hadis dalolati subuti zonni. Ruxsat bermaganlar. U istisno u o'zi mutlaq harom nima? Makruh tahrimiy bo'ladi. Nima uchun makruh tahrimi deyapmiz? Qat'iy dalil emas, ya'ni dalolati qat'iy. Payg'ambar alayhissalom tillo bilan ipakni olib chiqib, hadani haromani ala dukuri ummati deganlar. Jumlaning ma'nosi qat'iy. Ochiq aytibdilar. Mana bu ikkitasi erkak ummatim uchun harom deyaptilar. Payg'ambar alayhissalom harom deb ochiq aytibdilar, lekin rivoyatning subuti bizga zonni tariqada yetib keldi. Zonni tariqada yetib kelgan dalil bilan biz bu qat'iy ma'noda harom deya olmaymiz. Lekin Rasulullohni harom degan gaplar nima desa makruhi tahrimiga dalolat qiladi. Gunohkor bo'ladi odam. Tushunyapsizmi? Uni inkor qilgan odam gunohkor bo'ladi. Kofir kategoriyaga chiqa olmaydi. Mana nima uchun bizga bu usulning zavobitlari kerak. Biz ommaga aytayotgan paytimizda ha aytaveramiz makruhi tahrimiyni harom deb aytaveramiz. İmamlarımız ham harom deb gapiraveradi. Çünkü makruhi tahrimiy haromga yakın degan o'zi. Yani o'ta haromning chegarasidagi narsa deyiladi. Lekin bir odamni kofirga chiqarishlik masalasiga kelganda shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bir odam ipak kiyimni halol dedi. Shar'an uni bu gapi xatarli. Lekin kofir deyamaymiz-da, dalolati, subuti nima edi? Zonni. Mana shuni jihatidan hukmlar kategoriyalarga bo'lindi. Umumiy ma'noda biz ixtiloflarni o'zi aslida oldini olish uchun ilmiy asoslardan qurollangan bo'lishimiz kerak. Qo'limizda ilmiy asoslar bo'lgandan keyin masalani to'g'ri tushuntirsangiz, odamlar yo qabul qiladi yoki qochib ketadi kechagiga o'xshab. Qaytib kelmaydi. Men chiqib ketgan zahoti aytdim o'sha yerda. Menimcha bu kishi qaytib kelmaydi, chunki tajribamda shunaqa. Mavzuni bildi u, qayoqqa kirib qolganligini tushundi, lekin nima mavzu haqida gapirayotganligini tushungani yo'q. U o'yladiki, matnni o'qiyman, tashayman, bo'ldi dalil deb o'yladi. Vaholanki u matnni to'g'ri tushunmagan edi o'zi. Tushunmagan masalasiga kirib qolib, unga berilgan savolga javob yo'q. Qaytib kelsa hammi shu gap, javob yo'q ularda. Gapni aylantirish xolos. Mavzu qop ketib uluvga tushib ketyapti. Yat qop ketib istavoga tushib ketyapti. Boshqa mavzuga sakrayapti. O'zi boshida aytdik, sakrash yo'q. Bitta mavzuni hal qilamiz. Kayfiyatni isbot qilasiz, ma'noni isbot qilasiz. Ma'noni isbot qilaman deyapti. Xo'p, yatning ma'nosi nima?
İstava alal arş, ala vartafa'a diyebdi. Ebul Aliye'den kilitiriyebdi. Tamam da istavana ala vartafa'a manası var. Ala bilen kilse. Ar-Rahman, alal arş istava. Ala bilen kilse, istava ala vartafa'a. Ali buldu, kurtarıldı manası da. O şey mana anıq mı? Sen anıq diyebdi. Allah ki şu mananı, anıq şu mananı nisbat veremezsem, ha diyebdi. Yani şu, yapım şu diyebdi. Biz keyfiyetki kırışmayız. Hop, keyfiyetki kırışmasızlığın tırttı da, mana bir yapsan sana her. Kol. Ben bir adam gibi kol hakkında yapırsam da, kolunu manasını etmeye ütüp gitsem, bunu tafiz kıyam bu arada. Lekin etsem ki, kol, manası, insanın azası, cevarih, o biru alu biru azası desem, demek onun manasını aitken zahatım, onun keyfiyetini sıfatlayıpken buna ben. Mananı ait koyup ki, aitsem ki, indi keyfiyetki kirişmeyimiz desek, ne mi buladı? Allah'a bir aza sıfatlayıpken buna mız? Na'udu billah. Ta'ala Allahu uluven kebira. Bu narsalardan alayı bugün zor. Kınaklı Allah'ta Allah'a cevarı sıfat kılas. İmam Tahavi'nin akide matnları da, İmam Tahavi akide matnı da açık aydın etken. Şu akide matnını, akide-i Tahavi yani. Salafi imamda yürgen biraderlerim, bizge muvaffak akide şöyleydi. Doğru mu? Bu şöyle etken. Biz Allah hakkıda kelgen sıfatlarda, bendeler düşüngen manalarının bir ortasını Allah'a nisbat vermeyimiz. Kim de kim? Bendeler düşüngen mananı, mana malum diye yaptan o böyle. Bendeler düşüngen mananı bir ortasını Allah mene şuna kadim Allah'a nisbet bergen adam kafir böyle diyor. Daha oyunu metni turp. Beni yapınmaz mı? Salafının vakidesi. Daha oyunu metni de. Ne için Allah'a mananı nisbet biri bu miydi? Çünkü Allah muhkem, mutavatır, dalalatı kahri bulgen ayeti kerimede ne degen? Leyse kemislihi şeyun degen. Allah'a bir timsal yok. İnsanın düşüncesindeki bir mananı Allah'a misal kılı mıydı? Okşatı bu mıydı onu? Lekin sıfatlarını inkar kılamız mı? Yok. Nemege inkar kılmayımız? Çünkü ayetten devam ede ve huve semi'ul basir. Sıfatını ispat kılı yaptı. Allah eşituçu, kuruçu zattır. Bu ayeti kerime mücessimelerge bir kısmı raddiye, kalgen kısmı mutezilelerge raddiye buldu. Umumi manada muhtasar gap şu özü. Yine de inşallah Rabbil Alemin bu mavzularda misallar bilen korup çıkışımız mümkün. Hukuk ahkamlarda, akide meselelerde bu en muhum kaide. Bu kaide usul bu. Bana bu usulden kim çıkıp biz akidemizi sabit kılarız. Ben Kur'an'dan doğrudan doğru ala uğraman degen adam. Bana bu kategoriyeni farkıya varmayandan kim? Kafirler hakkında eğitilgen ayetini Müslümanlarca cari kılışını başlaydı. Keserliğini görüyoruz mu? Hayır dedi gibi. Ular bu kategoriyelerini, bu usul kaidelerini bilmeyeni için Hazreti Ali'ye gelip doğrudan doğru sen kafirsen deyişken. Kafirsen deyişken, tavba kıl deyişken. Ahir o ayetler dalaleti zanni Müslümanca onu sen dalaletini yapıştıran mıysan deyişse konuşma gel. Kur'an'da Türk'tü ki deyişken. Bugün Kur'an'dan, hadisten doğrudan doğru alemen degen adam aki yenge çuvalıp doğrudan doğru süzüp ötemen degen adam yok şeydi. Özü ki halak buluşu anık. Lekin onge ergeçkeller deyim halak kıladı. Menemen degen profesyonel adam tinç aki yenge süzüp ötemeydi. Kınakı süzüp ötedi kol bile. 10 kilometre süzer, 100 kilometre süzer menemen degen küçülüge. Ket duyuyor ama okulaydı. Bana bular keyme bizge. Bunga minim olganimizdan keyin zavobit bo'lar. Qur'on oyatlarini o'qirkanmiz, hadislarni o'qirkanmiz, qaysinga qanday munosabatda bo'lishligini bilamiz. Ibn Vahobning gapi shu. Ibn Vahob aytayaptilar, men deyaptilar hadislarni ko'p bilardim, oxirida hayron bo'lib qoldim. Nima qilishni bilmay boshim qotdi degan. Hadislar turli xil dalolatda. Nima qilganimda Imom Malik bilan Lays meni qutqardi degan. Ular bunu alasan, bunu taşıysan deyişti. Uşanda Resulullah'ın hadislerini taşışken büyür yaptı mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerindeki doğru mafhum geri geçtiriyordu. Doğru mafhum kaydelerden geri çıkardı.
Endi mana shu o'rinda yana bitta narsa bor. Buni ham yozib qo'yaylik. Hozir qat'iy zonni haqida gap ketdi. To'g'rimi? Xabarlar, xabarlar rost yoki yolg'onligiga ko'ra taqsimlanadi. Rost yoki yolg'onligiga ko'ra taqsimlanadi. Birinchi 100% 100% haqiqat. 100% rost. Mana shu narsa 100% rost. Gram uni shubha joyi yo'q. Bo'lsa uni nima deyiladi? Ilmu yaqin deyiladi. Ilmul yaqin. Ilmul yaqin deyiladi. Bu 100% ifoda qiladi. Bunda hech qanday shubha yo'q ilm bu. Mana shu ilm qat'iy deyiladi. Mana shu ilm qat'iy deyiladi. Ikkinchisi. Ikkinchisi. Xabar ishonchli xabaru ishonchlilik miqdori 100 ga yetmagan. Uni nima deyiladi? Zon deyiladi. Zon. Zon. Bu -100 bo'ladi. Lekin -50 bo'ladi. 50 dan yuqori 100 ga yetmagan xabar. Ishonchlilik ya'ni isbotini tekshirdik, xabarning isbot tariqasi 100 ga yetib bormadi. Nimadir bor o'rtada. U lekin 50 dan baland ishonchliligi odamni ishonchisiz keltiryapti. Buni nima deyildi? Zon deyiladi. Bu zon. 4-chi, 3-chi. Endi 50-ga 50 bo'lib qoldi. Rostligiga ham 50% ehtimoli bor, yolg'onligiga ham 50% ehtimol bor kelgan xabar. Uni nima deyiladi? Shak deyiladi. Gumon zon. Shak 50-50. Bunda nima bo'lib qoldi? Qaysi biriga borishdi buni? Bilmaymiz qaysi biriga. 50-50 bo'lib qoldi. Bu ham 50 bo'ldi. Bu ham 50 bo'ldi. Teng bo'lib qoldi ikkalasi. To'rtinchisi shakdan pastga tushib ketdi. Shakdan pastga tushib ketdi. 50 dan pastini ham 2 ga 3 ga bo'lganlar bor. Shakdan pasti shubha. Shubha. Ba'zilar vahm deydi, vahm. Vahm ham bor. Ha? Tavahhum 4-chi. 4-chisi shubha. Shubha. Bu -50 bo'ldi. 50 dan pastda ishonchlilik kategoriyasi. 5-chisi 100% yolg'on. Buni nima deyiladi? Kidd deyiladi. Bu 100% yolg'on. Ilmi yaqin darajasiga chiqish uchun yuqorida keltirganimiz qat'iy yustubut, qat'iy dalala bo'lish kerak. Subut qat'iy, dalolat qat'iy bo'lish kerak. Ilmi yaqin bo'ladi. Inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ikkinchisi subuti qat'iy, dalolati zonli. Subuti zonli, dalolati qat'iy bo'lgan sahih rivoyatlar kategoriyasini o'z ichiga oladi. Mana bu zavobitlarni ulamolar qo'ygani islom ummati uchun beqiyos darajadagi boylik bu. Buni qo'yib qo'ygani uchun biz matnlar to'g'risida islom ummatini himoyasida buni ishlatamiz. Islom ummatini himoya qilib kelayotgan usullar bular. Endi subuti zonli, dalolati zonli bo'lsa shak,
subuti zonni dalolati zonni bo'lsa shubha va ham kirib ketadi, to'qilgan narsa bo'lsa kizib bo'ladi, 100% yolg'on bo'ladi. Masalan, voqidi rivoyat qilyapti. Voqidi rivoyat qilyapti payg'ambar alayhisolatu vasallamni Asma ibn Asma binti Marwan degan bir churi masxara qilardi, hajib qilardi. Rivoyatni qarang. Payg'ambar alayhisolatu vasallam jahallari chiqibdi-da bir kuni. Keyin o'sha Asma binti Marwanni, kim o'ldirib beradi? Kim kifoya qiladi men uchun uni desa, bir ko'zi amo odam men uni o'ldiraman debdi. Uyga borsa uxlab yotgan ekan, bolasi bor ekan, bolasini ko'kragiga qo'yib, bolasi ham emiyotgan ekan. Emi uxlab qopti. Ko'r odam kelibdi-da, haligi bolani pastga tushirib, hanjarni olib ko'kragiga qo'yib, og'irligi bilan bosib, haligi xotinni o'ldiribdi. Keyin ertalab kelganda payg'ambarimiz uni maqtabdilar. Mana shu rivoyatni tarqatishyapti hozir dahriylar. Hozir dahriylarga kimdir buyruq qildi shekilli, islomiy fon kattayib ketyapti, qani boshlaring deb ijtimoiy tarmoqda e'tibor bersanglar, dahriylar hozir avjida. Avjiga chiqaversin. Avjiga chiqqanda ularni biz tutqonog'ini keltiramiz. Mana shu rivoyat, rivoyatni kim rivoyat qilgan? Voqidi rivoyat qilgan. Voqidi. Bu rivoyatni yana kim rivoyat qilgan? Muhammad ibn Hajjaj rivoyat qilgan. Raviylar, bu ikkala ravi ikkita yo'lda keltiryapti. Mana shunga ishonib ketaveramiz bo'lsa yo'q. Nimaga? Chunki Voqidiyni kimligini bilamiz biz. Voqidiyni Imom Molik kazzob degan. Kazzob odam, yolg'onchi degan. Ibn Ma'in aytgan, payg'ambar alayhisolatu vassalom ana bu hajviyachi xotinni o'ldiringlar degan hadisni Voqidiy to'qigan degan. Yada'ul hadis degan, hadisni bu to'quvchi to'qiydigan odam bu degan. Doriqutni uni laysa bisaqa degan, ishonsiz odam degan. Xabis degan, iflos odam degan. Muhammad ibn Hajjaj kazzob odam. Uni ham mana shu yuqoridagi muhaddislarimiz Imom Buxoriy munkarul hadis degan. Boshqalari kazzob degan. Uni yolg'onchiligini isbotlashgan uni. Sanad jihatidan bu yolg'onchi tomonidan aytilgan hadis. Yolg'onchini hadisini nima deymiz? O, 5-chi kategoriyada ko'ramiz uni. Yolg'onchi qanday qilib rost gapirishi mumkin? Yana biz e'tiqod qiladigan dinimiz haqida gapiryapti. Rasulullohni sahih rivoyatlarda rahmatan lil olamin ekanliklari sobitmi? Sobit. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil olamin. Sizni faqat va faqat olamlarga rahmat qilib jo'natdik. Imom Abu Davudning alayhi salatu vasallam Ibn Abbasdan qilingan rivoyatda. Men dedilar, dunyoga rahmat bo'lib kelganman dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning rahmat ekanlari lil alamin faqat kofirlar musulmonlarga emas. Kofirlarga ham rahmat payg'ambar alayhi salam. Faqat insoniyatga emas. Mavjudot mahluqotlarga ham, bahoimlarga ham Rasululloh rahmat. Dunyodagi barcha nabototlarga ham Rasululloh rahmat. Payg'ambar alayhi salatu qo'ydi va payg'ambar alayhissalotu vasallam uni yeyman deganlarida ikki xil rivoyati bor. Bittasi go'sh gapirdi, meni yemang dedi. Zaharlanganman dedi. Ikkinchisi Jibril alayhissalotu vasallam go'shni yemang dedi. Yemadilar, zaharlanganligini bildilar. Rivoyat turli xil. Bittasida yo'llarda turgan odam tishladi undan. Bitta tishladi, o'sha paytda qotdi. Zahar shunaqa yomon dedi. Rasululloh ham bitta tishlagandilar. Bitta tishladilar, o'sha zahoti qo'ydilar. Qo'ydilar, keyin Oysha onamiz aytadilarki, meni uchun undan qasos olmanglar dedilar. Yahudiyni kechirdilar, o'zlarini zaharlayotgan xotinni kechirdilar. To'g'rimi? Xotindan so'radilar, nima uchun zaharlading? Nima uchun bu ishni qilding deganda xotin aytdiki, men sizni payg'ambarmi yo'qligingizni bilish uchun qildim bu ishni dedi. Agar payg'ambar bo'lsangiz, bilasiz. Payg'ambar bo'lmasangiz bu ummatni, bu xalqni yolg'onchidan qutqaray deb qildi bu ishni dedi. Payg'ambarimiz kechirdilar. Rivoyatning davomida buni ham aytib ketaylik, u xotindan qasos olingani haqida ham rivoyat bor. Lekin u qasosni haligi o'lgan odamning valiylari oldi. Rasululloh aytganlar.
O kişi mihriban, özlerinin nesleri için hiç bitti cahide uçağıma geldiler. Hiç bitti cahide. Uhud'da dişlerini vurup sındırıştı. Doğru mu? Dişleri sındı. Dubulganın bir parçası yanaklarına kırıp gitti. Öte ağır ahvalga çüştüler. Taif'te ne ahvalga saldı adamlar? Mekke-i Mükerreman'ın fethi kigende hemmesi boynunu eğip kolunu kavuşturup oturgendi. Ey Muhammed, ne iş kısan haklıysan deyişti uşandı. Ne kısan hiç kimseni ayıblamaydı. Bizi öldürsek hiç kim ayıblamaydı. Çünkü layık iş kıldık biz. Var. İmam Abu Davud'da aynen bana şu çoğrunu katılık kalengeni rivayeti var. Fakat şekli başkaçara. Peygamberimiz kim bunu öldürdü deme geller. Vakıdini yapı bu. Bu kanday bugün bu? Bir çoğru, çoğru. Ümmü velat idi bu. Çoğru bile ümmü velat farkını mı? Çoğru, Hüceyn bile ortasında nikah alakası yok. Farzdan zürriyat, nesap alakası yok. O, özünü Hüceyn'den, hurdan hamiledar bulsa, tuhsa, ümmü velat buladı. Çoğrulikten biraz bağırız kurtarıladı. Çoruğa itibar kıldı bu, kör adamı da hakikatte. Çoruğa itibar karattı, ondan farzand kurdu. Farzand kurgenleyken aburası açtı. Şimdi o Resulullah'ın söke başladı. İrkelenip. Bir söktü, hey dedi, indemedi. İki söktü, hey dedi, yani toktamadı. Halbuki adam onu kaytarış ki hareket kılavurdu, kaytmadı. Ahire bir günü oyladı indi. Cahle çıkıp barıp onu ne kıldı? Öldürüp koydu. Ha, o şu şekilde uğurlandı. Bir cahaya tıradı da, kökülege uzunu kılıçını koyup, bitti iterip, kökülegeden teşip öldürdü onu, hatırını. O, çöre. Çöre. İki de barası baradı, bundan idi. Bunu özünü barasıydı o. He. Kim korktu bu? Demek ki korktu? Adam öldürdü. Adam öldürüp koydu. Çöresiydi o, adam öldürdü. Çörene, ummu valet, biraz aburusu balantıra. Bomdatki kiygende Peygamber aleyhissalatu vesselam namazdayken ettiler. Bugün kim adam öldürdü dediler. Degende ondan turup men dedi. Gözü ama adam dedi. Aldım gekel dediler. Raviler, Abu Davud'da raviler eytirdi. Halbuki adam şakır şakır kaltırıp geliyordu. Hemen kurup durdu. Ayağı tızlaları kaltırıyordu. Demek ki kasas ihtimali var. Ölümge ölüm cezası var. Öldürseler kerek dedi. Kelip ot kızdıra aldı. Demek ki öldürdün dediler. Degende o ayetti ki şuna kadar dedi. Ben de bir agahlantırdım dedi. İki agahlantırdım dedi. Oy tohta dedim. Tohta gene yok. Sizini soktu dedi. Sizini hakaret kılavur gün için öldürdüm dedi. Degende inne demehe hader dediler. Kanı sakıt dediler. Resulullah'ın sökkelliği için öldürgen için kanını sakıt kıldılar. Lekin hadise sadır bugelliğinden keyin yapırdılar. Hadise cereyanını iştirakçımaz Peygamber aleyhisselam. Hadisenin cereyanıge büyürük kılgıcı satmaz Peygamber aleyhisselam. Yalgan manası cahide. Lekin hadise sadır buldu. Bir adam öldü ketti. Yani onu diye bunu yan öldüremez mi? Peygamber aleyhisselam yok dediler. Bitti ölüm boptu. Sen öldürme bunu dediler. Ulamalar şundan kıpçıladı. Bana şu zaruretten, bana şu ihtimali zaruretten kip çıkıp eğitilgen gel bu. Bana bu delillerinin kategorisini yakışı özleştirsek, İslamımızga, dinimizga, ulamalarımızga kılniyetken tanelerini aldığını alıştıkta yaşı kural vengen boramız. İnşallah bu sohbetlerimiz ne? Ammaga ham itibarı var da ulamalarımız bilen ortaklaşkanımız için ve gayet memnunumuz. Allah subhanahu wa ta'ala etken yapılarımızga amal kılışımızda özü tevfikini ziyade kılsın. Hükümetimize indi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أولا دعاء صلى الله. Yapı küfür, onu cehaletle eti yaptı mı? Doğru, kim gelir, zarda kılıp yapır, yaptı mı? Bu ihtimalları var. Biz onu kafir deyip uzun hüküm kımıyız. Kıl yapken ameli küfür deyip. Onu kafir deyip ilan kılıp küfürünü üstüge hüküm cari kılış, kazın işi.
götürürsem de şöyle, senin için kim götürür de? Eğer mahallede geçerli çıkaracak. Bu ne demek? Yok, onu düşünmeyiz de. Siz bilen biz düşünüp, kegen adamın buna ait bir işimiz şart mı? Matillerini, küçüğünü...